Wanna come over for tea? Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüz bir pazar rutini olacak. Yani hafta sonunda artık tüm haftanın bossları falan bittiğinde neler yaptığımı göstereceğim. İlk videomuz muhtemelen Wish videosu olur. Ardından bu video YouTube'a yüklenir. Hem Twitch'te hem YouTube'da bir bölüm olarak yer edecek. Öncelikle günlük görevlerden başlıyorum. En üstten işaretledim ve gitmeye başladım. İlerleyen zaman içerisinde muhtemelen şey de gelir. Yani benim aklımda öyle bir şey yapmak istiyorum. Hızlı nasıl ağrıya atlanır videosu. Çünkü insanlara göre yani aldığım yorumlara, geri dönüşlere göre birazcık kısa sürede fazla level atladığımı söyleyenler oldu. Neler yaptığımdan bahsetmek istedim o yüzden. Şimdi bu Elon Musk görevlerinde biliyorsunuz şeyle konuşuyoruz, helikurlarla konuşuyoruz. O yüzden burada birazcık internetten yardım alacağım. Solda görevin adını görüyorsunuz, Language Exchange diye. Görevin adını yazdıktan sonra yanına Genshin vesaire de yazabilirsiniz. Orada One client, two clients, three doğru clients. cevapları seçebilirsiniz bu sayede. Hemen bakalım. Liste buldum. Ne demişler orada? Silly Billy Hilly Churl. Nerede bu? Burada kalmış Elon Musk. Bazılarına konuşma kısmını sormuyor. Sadece bir item vermenizi istiyor. Bakalım bize bir pay düşecek mi? Bir site açtım sadece alttan. Günaydın kanki, hoş geldin. Bize bir pay düşmedi galiba bu görevde. Aynen. Güzel. İkinci günlük görevimi işaretledim. Sonra gidiyorum. Nasılsın, iyi misin? Şekilde sadece kuleleri yıkmamız yeterli burada, biliyorsunuz. Yeni başlayan arkadaşlar olursa diyerekten söyleyeyim. İyiyim, teşekkür ederim. İşte kalktık. İşte kahvaltı, kahve derken. Stranded Deep yayına geçeceğim bundan sonra. Geçmeden evvel değerlendireyim, hem günlüklerimi yapayım dedim, hem de YouTube'a bir bölüm olarak çekeyim dedim. Evet, bunu da hallettik. Arada bazen gittiğiniz bölgelerde work questler çıkıyor. Önceliğiniz bunlar olsun. Çünkü kaybolabiliyor. En azından ben de kaybolmuştu. Yine yeni başlayan arkadaşlar için söyledim bunu. Bu tarz ekstra bir durum olursa hemen bunu seçtim ve ona doğru gitmeye başladım. Umru, hoş geldin Asi. Dün bitmedi ya Stranded Deep. Her şeyi ayarladık. Gemiyi falan da ayarladık. Elimizdeki silahlar tamam. Boss aramaya çıktık. Bulamadık bossları. Aile bugüne kaldı. Evet. Bahsettiğim o kaybolma olayı şimdi oldu sanırım. Burada gösterilen work quest şu anda yok. Şuna navigate diyelim. Şu iron chunklar lazım bana. Şunlardan da keseyim biraz. Nerede bu görev? Buradaymış bu görev.
Evet ya. Bugüne uzamasaydı iyiydi. Umru sen nasılsın? İyi misin hocam? Telefon şarjda bir yandan da bakarken birazcık aşağıya bakmak zorunda kalıyorum. Buradan tutar mı? Tuttu. En son ben bunu sol tarafa doğru yollamıştım. Yine sol yoldayım ya. Ne olacak? Gelsin bakalım buraya. Evet, bu görev de bitti. Haliyle bunları hızlı bir şekilde şuradan Katrin'e vereyim. Hem günlük ödülümü alayım hem de kazıda olan elemanları tazeleyeceğim. Bu hafta başlangıçları yani pazartesi, salı, çarşamba günleri haricinde günde 2 defa giriyorum. Yaklaşık yarım saat 45 dakika oynuyorum. Yani her girişimde toplam 1,5 saate tekabül ediyor. 2 defa girmemin sebebi bir bunlar bazen bitebiliyor. Erken uyandıysam, erken başlattıysam yatacağım saatte bitiyor. Sayısallayayım. Burada özellikle bunları hep aynı şeye yolluyorum ki bir birikme olsun. O birikme sayesinde onu da aynı şeyler istediği zaman kolaylıkla karşılayabileceğim. Tamam. Burası da bitti. Şimdi günlük görevler bitti. Burada ekstradan bir görevim yok. Eğer ki olsaydı Story Quest'e gelecektim. Claim yapsam da artmaz sanırım. Aynen. Eğer ki Story Quest'im de yoksa burada Hangout Quest'lere gelecektim. Bitmeseydi eğer. Buradan devam edecektim anahtarım bitene kadar. O yüzden bu kısımları yapamıyorum şu anda olmadığından dolayı. Hemen sağ üst köşedeki Event'a tıklıyorum. Event'ın bugünkü kısmına geldim. Ve daha açılmadığını görüyorum. Bunun da haliyle yarına kalmış oluyor. Yani o Hangout'tan Story Quest'inden daha sonra yapacağım şey de Event'lardı. Son olarak da Battle Pass'e giriyorum. Battle Pass'te öncelikle ödüllerimi toplayayım. Burada Weekly Missions dediği kısım var. Ve burada BP Period dediği kısım var. Burada BP Period'u genellikle yapmıyorum. Sadece eventları haliyle düzenli olarak yaptığım için eventler kendi kendine yapılmış oluyor. Ama atladığım varsa mutlaka bunlara geri dönüyorum. Onun haricinde bu da yarın bitecek muhtemelen yarın son partisi geliyor. Onun haricinde wish atmıyorum. Beklediğim karakterler var. O yüzden bu XP'yi kaybediyorum. Ama siz atıyorsanız elbette bunu tamamlayabilirsiniz. Benim tavsiyem bir karaktere odaklanıp bir karaktere parti ve o karaktere ait silah çıkarmanızdan yana. Yani ben o şekilde ilerledim ve ben şikayetim olmadı.
Onun haricinde halde ikinci takım olmadığı için henüz Spiral Abyss'i dönemiyorum. O nedenle Weekly Missions dediği haftalık görevlere geliyorum ve bu haftalık görevleri yapmaya çalışıyorum. Atıyorum haftanın başında bir video çekeceğim yine pazartesi veya salı günleri yapılanlar yapılacaklar diyerekten. Orada değineceğim şeyler de işte bu Teapot'ta aldığımız para olsun, furnishing üretimi olsun, işte bounty request bunları hani ilk günlerde zaten 1,5 saat değil 2,5 saat belki ekstradan 1 saat daha oturduğum zaman bunları yapacak şekilde oynuyorum. Değiller zaten kendi kendine gidiyor. Yani Event'ten sonraki önceliğim Battle Pass'in savaş biletinin görevleri oluyor, haftalık görevleri. Evet, şu an bitmiş gibi gözükebilir ancak resimimiz var. 100 resimimiz var. Hemen geldim buraya craft yerine. Buradan kondensimiz de varmış 5 tane, hali üretemeyeceğim. Hemen kasmak istediğim dungeon'e gidiyorum. Bu arada bu işlemi nasıl yapıyorum diye sorarsanız hani benim kendi tavsiyem haliyle ben de işe yaradı. Sizlerde de işe yarar. Aynı oyunu oynayacağız. C'ye basıyorum. Hedefim şu. Öncelikle Attributes kısmındaki Level Up bölmesi. Şurada mesela fullemediğim kısım Ascent bölmesi. Öncelikle tüm karakterlerin Ascent'ini yapmaya çalışacak şekilde eşya topluyorum. Örneğin burada Violet Grass'ım varmış. Bu eksikmiş. Eğer ben Kiki'yi kasmak istiyorsam partimde bu itemi düşürecek şekilde Syro girmek isterdim şu anda. Bunu bir Ascent yaptım mı? 60'tan 70 yaptım mı? Dönerdim. İkinci parti elemanıma Razor örnek veriyorum şu anda. Bunun Ascent'ine giderdim ve buradan devam ederdim. Önceliklerim Ascent olurdu. Onun haricinde bu şekilde giderdi. Bunların hepsini 90-80 artık hedefiniz neyse ilgili levele ulaştırdıktan sonra weapons kısmına geçer. Bunun materyallerini toplardım. Aynı şekilde bunun materyallerini toplardım. Yani o 4 karakteri sırasıyla eşit bir şekilde bitirmeye çalışırdım. Günlere göre değişiyor diyeceksiniz bunların materyal dropları. O bence pek de bir sorun teşkil etmiyor. Çünkü burada weapons kısmında mesela bu silahın materyali yoksa bir diğer karakterin silahı mutlaka o güne denk geliyor. Hadi ona denk gelmedi, buna denk geliyor vesaire bilmem ne gidiyor. Velev ki hiçbirisine denk gelmedi. Hepsi aynı gün ve o günde değilsiniz. O zaman da artifact dönüyorum. Olayım bu. Sırada. Bunun seti tamamsa o zaman Razor'un artifact setini dönecek şekilde ilerliyorum. Ben şu anda kendi takımımda, kullandığım takımda Ascent olayını bitirdim. Silah kısmını bitirdim. Hepsi 90 oldu. Refini yapmaya çalıştıklarım da bitti. Ve artifact kısmına geldim. Mutto bitti. Shinchu ve Toma için uğraşıyorum şu anda. Onun için de emblem seti yapmaya karar verdim. Zaten internette her şey yazıyor. Yani herkes detaylıca şey yapmış, bakmış, yazmış. Bir aydır oynadığım oyunda ben o kadar detaylı bir şekilde daha bilgi sahibi olamadım. Bildiklerimi sizlerle paylaşacağım. Evet, bu şekilde. Buraları YouTube için keserim muhtemelen. Olayımız bu. Burada Artifact Domain'e döndükten sonra kalan resimlerimizi de buraya harcayacağım tabii. Öyle öyle gidecek.
Bakalım neler neler atacak. Burada da girdim gireli sürekli bir şimeneva atıyor ya. Sürekli ama. Yani çok nadir iki parça emblem falan attı. Aynen. Onu kaldırdılar kanki. Onu biz yaptık ya o gün. Bir sonraki gün kaldırmışlardı. Otomata'nı fulledim Allah'tan. O bir silah fullememe yaradı yani o şey açık. MP40 20 küsurda kaldı ya ama iş yapıyor yani 20 küsurda da. Fena değilmiş MP40. MP40'ı ben de şimdi kasıyorum. Bakalım bitirebilecek miyim? Dün birkaç el Battle Royale oynadım. Solos olmadığı için Call of Duty Discord'undaki çocuklarla oynadım. Ha, iki parça attı. Map'teki kaldığım pozisyonlar ilerlemesi. Yani o kadar kayalık zemin koymuşlar, evet. Taş, kaya, o tarz şeyler fazla ama hemen hemen hepsinden de tırmanma olayını yerleştirmişler ya. Yani diğer map'teki gibi tırmanamadığım bir yer yok. Bir tık daha oynamam lazım haritaya yorum yapmam için. Valla bakalım ya bu sezon benim için öyle olmayabilir. Çünkü hani bir tık daha tecrübe etmem lazım hem harita konusunda hem savaş konusunda. Bir adam akıllı oturamadı. Bir de takımca da giremiyoruz. Yani takımcı derken sen, ben, Caner, Ferdi falan da giremedik daha hiç. Call of'un şeydeki elemanlarla gidiyorum. Discord'daki elemanlarla giriyorum. Şey yapıyorlar. Hem zaten iletişim kopukluğu var. Hem de ölüyorum. Adam gidiyor benim custom full otomatonu alıyor. Ben Grand Tut'ta oynuyorum. Adam benim silahla oynuyor. Ver diyorum. Adam diyor ki bu senin mi ki? O kadar kasmışız. Yani ghost çekmemize izin verse yani oraya kadar ilerlesek ghost'a atacağım belki ben adama. Ghost'uma koymuşum çünkü. Tabii canım. O ölür zaten şuna gideyim. Bir şey de getirmediler. Battle Royale'de seçenek de yok hala. Duo falan da giremiyorsun. Solda giremiyorsun. Sen illa quad. Ama crit hiç yok. Onu şey yapalım bir ya. Yani olmadı artık bizimkiler gelene kadar iki kişi falan buluşalım. Yani denk gelelim Discord'da. Call of'un Discord'una geçeriz artık. Aynen. Adamlar şey yapsın diye.
Hani sevsin diye mi artık, oynasın diye mi? Bilmiyorum ama oyunu satış yapmadı ya kanki. Oyuncuları Vanguard'da zorluyorlar. Şeyde pardon, Warzone'da. Olabilir. Bu da son kondensim sanırım. Öyle ya. Niye gidiyorlar anlamadım. Bak bu güzelmiş. HP'si de var. Colt varla da satamazdı da muhtemelen şey var diye ya. Grafikleri farklı diye vesaire diye insanlar ilgi duydu yani. O Black Ops serisine ait olduğu için öyleydi yani. Black Ops serisinin şeyi farklı diye hep grafiği, görüntüsü. Evet, bu aşamadan sonra kalan 100 resimimiz oldu. Şuraya gidelim, bunları bir kondens yapalım. Değildi bunun. 7 demişiz, 8 olacak. Şöyle. Evet, kalanları kondans yaptıktan sonra yarın pazartesi haftalık bosslar falan yenilenecek. O yüzden bu saatten sonra biriken resimleri kondans yapmayacağım. 18 saati var. Saatimiz şu an 1.30. Yani gece 1.30 12 saat dersek sabah 7 civarına falan bu fullenecek. Belki bir belki iki tane kondans yapabilirim yani gece yatmadan önce 11-12 civarında. Onun dışında ellemeyeceğim, yarına kadar dolsun. Yarınki haftalık bossları kesmeme yetsin. Şimdi bu kondansları da harcadığımıza göre hemen bir teapot yapalım abi. Teapot'ta da işte furnishing'tir, settir, onları yaptıktan, başlattıktan sonra işimiz bitiyor. Tüm günümüz bu kadar. Bu teapot'un olayını da gerçi onu da yapmışlardır her yerde. Bir tanesi bitmiş. Teapot'la ilgili bir şey çekmeye de gerek yok. O yüzden başlatacak bir şeyimiz de yok yani şu anda. Eğer ki olsaydı Teapot'tan da furnishing kısmını başlatmamız gerekirdi. Set set gidiyorum ben. Kendime ait herhangi bir tasarımım yok. O kadar kafam çalışmıyor. O nedenle burada hangi set varsa o setleri kullanarak ilerliyorum. Ödül verenlerden işte. Şunu kullandım misal. Bunu kullanmışım. Bunu da aynı şekil. Bunu kullanmamışım. Yani koymamışım, bir yere ödülünü almamışım. Burada bu ödül olarak gelecek. Evet. Sadece bu kalmış. Bunu da şuradan şeyden alıyoruz. Yukarıda round 4'te ödül olarak geliyor. Bu kısımda. Bir başka birisinin teapot'una gidip item satın almam gerekiyor. 8 tane. Ardından onu da elde edeceğim. Evet, anlatacaklarım bu kadar. Teapot hakkında veya oyunun diğer bilgileri, karakteri olsun, skill'leri olsun, işte element komboları olsun. Hani herkes her şeyini çekmiş bir durumda zaten internette. Ben de böyle yani kendi tavsiye edebileceğim günlük yapılan hani zamanı dar olan veya çalışan arkadaşlar için tavsiye edebileceğim şeylerden bahsedeyim dedim. Dediğim gibi ilerleyen zamanda hızlı AR nasıl atlanır vesaire onları da göstermeye çalışacağım.
anlatmaya çalışacağım. Birazcık sabırlı olmak da gerekiyor bunun için. Aynı şeyleri tekrar etmemiz gerekiyor bir noktada. Umarım sizin de hoşunuza gider, işinize yarar bilgiler paylaşmış olurum. Evet, bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.